Nicolo Machiavelli. Prens. Yardımcı, karma ve öz askerler üzerine. Yararsız bir başka ordu da silahlı gücüyle gelip seni savunması için güçlü bir kişiye başvurduğunda gelen yardımcı birliklerdir. Yakın bir geçmişte Papa Julius'un yaptığı gibi. Julius Ferrara seferinde paralı askerlerinin kötü bir sınav vermesi üzerine yardımcı birliklere yönelmiş, adamları ve ordularıyla gelip kendisine yardım etmesi için İspanya kralı Fernando ile anlaşmıştır. Bu askerler kendi içlerinde yararlı ve iyi olabilirler ama onları çağıran kişi için hemen her zaman zararlıdırlar. Çünkü kaybettiklerinde sen de yenilirsin.'' kazandıklarında tutsakları olursun. Eski tarih bu tür örneklerle dolu olmakla birlikte yine de ben bu yeni ikinci Julius örneğini incelemeden geçmek istemiyorum. Papa'nın kararı ancak bu kadar düşüncesiz olabilirdi. Ferrara'yı ele geçirmek istediği için kendini tamamıyla bir yabancının insafına bırakıyordu. Ama iyi talihi üçüncü bir gelişmeye yol açınca kötü seçimin meyvesini toplamadı. Çünkü yardımcı birlikleri Ravenna'da bozguna uğradıktan sonra İsviçreliler çıka geldiler ve Papa Julius'un da başkalarının da beklentilerine aykırı olarak savaşta üstün gelenleri kovdular. Böylece Julius ne kaçmış olan düşmanlarınca tutsak kalındı ne de yardımcı birliklerince. Çünkü savaşı onların ordusuyla değil başka bir orduyla kazanmıştı. Ve bütünüyle ordudan yoksun olan Floransalılar Pisa'yı ele geçirmek için 10 bin Fransız askeri tuttular. Bu karar daha önce herhangi bir dönemde yaşadıklarından daha büyük bir tehlike içine soktu onları. Bizans İmparatoru da komşularına karşı koyabilmek için Yunanistan'a bir 10 bin Türk getirdi. Savaş bitince Türkler geri dönmek istemedi. Bu Yunanistan'ın inançsızların kölesi olmasının başlangıcı oldu. Öyleyse olsa olsa galip gelmek istemeyen kişi bu askerlerden yararlanır. Çünkü yardımcı askerler paralı askerlerden çok daha tehlikelidir. Onlarla bozgun kaçınılmazdır. Bütünüyle birlik içindedirler. Hep başkasının buyruğuna girmeye hazırdırlar. Oysa paralı askerler bir bütün oluşturmadıkları, onları sen bulduğun Paralarını sen ödediğin için utku kazandıktan sonra sana zarar vermek için daha çok zamana ve daha elverişli koşullara gereksinme duyarlar. Başlarına getireceğin üçüncü bir kişi sana saldıracak gücü çabuk elde edemez. Kısacası paralı askerlerde en büyük tehlike korkaklıktır. Yardımcı askerlerde ise gözüpekliktir. Bu yüzden bilgi bir prens her zaman bu askerlerden kaçınmış kendi ordusuna bel bağlamıştır. Başkalarının askerleriyle kazanmaktansa kendi ordusuyla kaybetmek istemiş, yabancı orduyla elde edilen zaferi gerçek zafer saymamıştır. Hiç duraksamadan Sezar Borgia'yı ve eylemlerini örnek göstereceğim. Bu dük Romagna'ya yardımcı güçlerle tamamen Fransızlardan oluşan bir orduya komuta ederek girdi ve onlarla Imola ve Forli'yi aldı. Ama daha sonra bu orduyu güvenilir bulmayıp daha az tehlikeli olduğuna hükmettiği paralı askerlere yöneldi ve Orsinilerle Vitellileri tuttu. Onlarla iş görürken güvenilmez, sadakatsiz ve tehlikeli olduklarını fark edince onları ortadan kaldırıp kendi adamlarına yöneldi. Dük'ün yalnızca Fransız birliklerine, sonra Orisinilerle Vitalilere sahip olduğu zamanki saygınlığı ile kendi askerleriyle tek başına kaldığı zamanki saygınlığı arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda bu iki askeri güç arasında nasıl bir fark olduğu kolayca görülebilir. Saygınlığı giderek artmış, herkes onu kendi ordusunun tek hakimi olarak gördüğünde ise en yüksek saygınlığa ulaşmıştır. Yakın tarihli İtalyan örneklerinden uzaklaşmak istemiyorum. Yine de yukarıda sözünü ettiğim kişilerden biri olan Sirakusalı Hieron'u almadan geçmek istemem. Daha önceki bölümlerde belirttiğim gibi Sirakusalılarca orduların başına gelen bu kişi bizim İtalyan paralı askerlerimizi andıran kişilerden oluşmuş paralı güçlerin yararsız olduğunu hemen fark etti. Ve onları ne tutabileceğini ne de bırakabileceğini görünce hepsini kılıçtan geçirtti. Sonra da başkalarının birlikleriyle değil kendi birlikleriyle savaştı. Bu konuyla ilgili bir de eski ahitten bir örneği hatırlatmak isterim. Davut Saul'a Filistinli meydan okuyucu Golyat'la savaşmaya hazır olduğunu söyleyince Saul onu yüreklendirmek için kendi silahlarıyla kuşattı. Davut bu silahlara kuşandıktan sonra onlarla gerçek değerini ortaya koyamayacağını belirterek üzerinden çıkardı. Düşmanının karşısına sapana ve bıçağıyla çıkmak istiyordu. Sonuçta başkasının silahları ya üzerinden dökülür, ya ağırlık verir ya da dar gelir sana. Kral 11. Louis'in babası 7. Charles, talihi ve becerisiyle Fransa'yı İngilizlerden kurtarınca kendi ordusunu kurması gerektiğini fark etti. Ve krallığında atlı ve piyade birlikleri kurdu. Daha sonra oğlu kral Louis, piyadeleri kaldırıp parayla İsviçreli birlikler tutmaya başladı. Başkalarının sürdürdüğü bu yanlış, şimdi fiilen görüldüğü gibi bu krallığın karşılaştığı tehlikelerin nedeni oldu. Çünkü İsviçrelilere itibar kazandırırken kendi birliklerini aşağıladı. Çünkü piyadeleri tümüyle ortadan kaldırdı ve atlı birliklerini başkalarının gücüne bağlı hale getirdi. İsviçrelilerle birlikte savaşmaya alışmış olan Fransız süvarileri onlar olmadan zafer kazanabileceklerine inanmaz oldular. Fransızların İsviçreliler karşısında yetersiz kalması ve İsviçreliler olmadan başkalarıyla çarpışmayı göze alamaması buradan kaynaklanıyor. Demek ki Fransa'nın orduları karmaydı kısmen paralı askerlerden, kısmen Fransız birliklerden oluşuyordu. Böyle bir ordu, salt yardımcı bir askeri güçten ya da salt paralı bir ordudan çok daha iyi ama öz ordudan çok aşağıdır. Yukarıda verdiğimiz örnek yeterli olacaktır. Çünkü Charles'ın kurduğu düzen geliştirilmiş ya da korunmuş olsaydı Fransa krallığı yenilmez olurdu. Ama öngörüsü kıt insanlar zamanında iyi gibi görünen bir işe girişir. Onun altındaki zehri fark etmezler. Tıpkı daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi. Bu yüzden bir prenslikte illetleri belirttiği anda teşhis edemeyen kişi gerçekten bilge değildir. Bilgelik çok az kişiye verilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ana nedeni araştırılacak olursa bu çöküşün Gotların paralı asker olarak tutulduğu an başladığı görülecektir. Çünkü o başlangıçla birlikte Roma İmparatorluğu'nun gücü zayıflamaya yüz tutmuştu. Ondan alınan güç ötekilere veriliyordu. Öyleyse vardığım sonuç şu. Hiçbir prenslik kendi ordusu olmadan güvende değildir. Tersine zor durumlarda onu inançla savunacak güçten yoksun olduğu için tümüyle talihin buyruğu altındadır ve bilge kişilerin görüşü ve saf sözü hep şu olmuştur. Hiçbir şey kendi gücüne dayanmayan bir iktidarın ünü kadar zayıf ve değişken değildir. Öz ordu ise senin uyruklarından, yurttaşlarından ya da görevlilerinden oluşur. Ötekilerin hepsi ya paralı ya yardımcı güçlerdir. Yukarıda adlarını andığım dört kişinin yöntemleri benim de bütünüyle benimsediğim yöntemlerdir bunlar. Gözden geçirilirse ve Büyük İskender'in babası Filippos'un keza birçok cumhuriyet ve prensliğin nasıl silahlandığına ve örgütlendiğine bakılırsa öz orduyu kurmanın yolu kolayca bulunacaktır. Öyleyse bir prensin savaş, savaş düzeni ve savaş disiplini dışında başka herhangi bir amacı, herhangi bir düşüncesi olmamalı bunun dışında hiçbir şeyi uğraşı olarak benimsememelidir. Çünkü savaş komuta eden kişiden beklenen tek uğraştır. Ve öylesine önemlidir ki prens doğanları prens doğanları o konumda tutmakla kalmaz, çoğu kez sıradan insanların da o konuma yükselmesini sağlar. Buna karşılık prenslerin silahtan çok zevklerini düşündüklerinde devletlerini yitirdikleri görülmüştür devleti yitirmene yol açan ilk neden bu uğraşı ihmal etmektir. Devlete ele geçirmeni sağlayan neden ise bu uğraşın ustası olmaktır. Francesco Soforza silahlandığı için sıradan bir yurttaşken Milano dükü oldu. Çocukları ise askerliğin zorluklarından kaçtığı için dük iken sıradan yurttaşlar oldu. Çünkü silahsız olmak yol açtığı öteki kötü sonuçların yanı sıra seni hor görülen birisi haline getirir. Bu ileride belirteceği bu aşağıdaki bölümlerde belirtileceği gibi prensin sakınması gereken lekelerden biridir. Çünkü silahlı kişi ile silahsız kişi hiçbir biçimde karşılaştırılamaz ve silahlı olanın kendi isteğiyle silahsız olana boyun eğmesi, silahsız kişinin silahlı hizmetkarları arasında Güvende olması mantıkla bağdaşmaz. Birinde silahlı hizmetkarlarda küçümseme, ötekisinde silahsız kişide kuşku olacağı için birlikte uyum içinde çalışmaları mümkün değildir. Dolayısıyla askerlikten anlamayan bir prens, belirtilen talihsizliklerin yanı sıra askerlerden saygı göremez ve onlara güvenemez. Bu yüzden prens bu savaş alıştırmasını aklından hiç çıkarmamalı ve barışta savaştakinden daha çok alıştırma yapmalıdır. Bunu iki yoldan yapabilir. Eylemleriyle ya da aklıyla. Eylemler konusunda adamlarını disiplinli ve bedence hazırlıklı tutmanın yanı sıra hep ava çıkmalı ve bu avlar aracılığıyla bedenini zorluklara alıştırmalıdır. Aynı zamanda Arazilerin yapısını tanımalı, dağların nasıl yükseldiğini, vadilerin nasıl açıldığını, ovaların nasıl uzadığını öğrenmeli ve ırmaklarla bataklıkların yapısını anlamalı. Bütün bunları çok büyük bir özenle yapmalıdır. Bu bilginin iki açıdan yararı olur. İlk olarak ülkesini tamamıyla öğrenir ve onu nasıl savunacağını daha iyi anlayabilir. Sonra da bu yerlere ilişkin bilgisi ve deneyimi aracılığıyla ilk kez keşfetmesi gereken başka herhangi bir yeri kolayca kavrayabilir. Çünkü sözgelimi Toskanadaki tepeler, vadiler, ırmaklar ve pataklıklar başka bölgedekilere belli benzerlikler içerir. Böylece bir bölgedeki arazi bilinince başka bölgelerinki de kolayca anlaşılabilir. Bu birikimden yoksun bir prens, bu komutanın sahip olması gereken en önemli nitelikten yoksun demektir. Çünkü bu nitelik öğretir sana düşmanı bulmayı, ordugah yerini seçmeyi, orduyu yönetmeyi, savaş düzenine sokmayı, şehirleri en elverişli biçimde kuşatmayı. Yazarlar Akkalar'ın prensi Pilopoymen'i öteki şeylerin yanı sıra barış döneminde savaş usulleri dışında bir şey düşünmediği için de överler. Dolayısıyla kırlarda dolaşırken sık sık durup onlarla tartışırmış. Düşman şu tepenin üzerinde olsaydı ve biz de ordumuzla burada olsaydık hangimiz avantajlı olurduk? Düzenimizi koruyarak onlara nasıl hücum edebilirdik? Geri çekilmek istesek bunu nasıl yapardık? Onlar geri çekilecek olsalar onları nasıl takip ederdik? Ve yürürlerken bir ordunun karşılaşabileceği bütün durumları önlerine serermiş. Onların görüşünü dinler, kendi görüşünü söyler, görüşünü nedenleriyle kanıtlarmış. Öyle ki bu sürekli değerlendirmeler sayesinde ordularını yönetirken çare bulamadığı hiçbir aksilik meydana gelmezmiş. Akıl araştırmasına gelince prens tarih kitaplarını okumalı ve seçkin kişilerin eylemlerini gözden geçirmeli. Savaşlarda nasıl davrandıklarına bakmalı, zaferlerinin ve yenilgilerinin nedenlerini incelemeli bu yolla yenilgiden kaçınabilmeli, zaferleri taklit edebilmelidir. Hepsinden önemlisi, geçmişte bazı seçkin kişilerin yaptığını yapmalıdır. Bu kişiler kendilerinden önce övülüp, yüceltilen birisini taklit etme yoluna girmiş ve o kişinin hareketlerini ve eylemlerini hep göz önünde bulundurmuşlardır. Tıpkı Büyük İskender'in Akilius'u, Sezar'ın İskender'i Scipio'nun Kairos'u taklit ettiğinin söylendiği gibi. Ve Xanepo'nun yazdığı Kairos'un yaşamını okuyan herhangi bir kimse, Scipio'nun yaşamında o öykünmenin ona nedenli şan kazandırdığını ve Scipio'nun dürüstlük, iyilik, insancılık, cömertlikte Xenefon'un Kairos hakkında yazdığı şeylere nedenli uyduğunu görür. Bilge bir prens bu tür kurallara uymalı ve barış zamanında asla boş oturmamalı. Tam tersine zor durumlarda yararlanabilmek için barış zamanlarını büyük bir gayretle değerlendirmelidir. Öyle ki talih değiştiğinde onu zor durumlara direnmeye hazır bulsun. Şimdi geriye bir prensin uyruklarına ve dostlarına karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini görmek kalıyor ve birçok kişinin bu konuda yazdığını bildiğimden bir de ben bu konuda yazınca kendini beğenmiş sanılmaktan çekiniyorum. Özellikle de bu konuyu ele alırken başkalarının yöntemlerinden ayrıldığım için. Ama niyetim anlayan kişiye yararlı olabilecek bir şeyler yazmak olduğundan meselenin zihinde canlandırılmış halinden çok somut gerçekliğinin peşinden gitmek daha uygun göründü bana. Birçok kişi kendi adına gerçekte hiç görünmemiş ve hiç bilinmeyen cumhuriyetler ve prenslikler hayal etmiştir. Kişinin nasıl yaşadığı ile nasıl yaşaması gerektiği arasında öyle büyük bir uçurum vardır ki yapılması gereken uğruna yapılanı terk eden kişi çok geçmeden korunmasını değil yıkımını öğrenmiş olur. Çünkü her zaman iyi bir insan olmak isteyen kişi, iyi olmayan onca insan arasında kesinlikle yıkıma uğrayacaktır. Dolayısıyla konumunu korumak isteyen bir prensin iyi olmamayı öğrenmesi ve bunu duruma göre kullanması ya da kullanmaması gerekir. Dolayısıyla bir prensle ilgili hayali şeyleri bir yana bırakıp gerçek olanlarını göz önünde bulundurarak şunu belirtmeliyim. Bütün insanlar Özellikle de daha yüksek konumda oldukları için prensler, haklarında konuşulduğunda onlara yargı ya da övgü getiren bu niteliklerin bazılarıyla öne çıkarlar. Başka bir deyişle kimi cömert, kimi cimri kabul edilir. Kimi verici, kimi açgözlü kabul edilir. Kimi acımasız, kimi merhametli. Kimi güvenilmez, kimi sözünün eri. Kimi kadınsı ve ötlek, kimi gözü pek ve yürekli. Kimi insancıl, kimi kibirli, kimi şehvet düşkünü, kimi iffetli, kimi saf, kimi kurnaz, kimi katı, kimi esnek, kimi ağırbaşlı, kimi hoppa, kimi dindar, kimi inançsız ve benzeri. Ve biliyorum ki yukarıda sıraladığım niteliklerden iyi kabul edilenlerinin hepsinin bir prenste bulunmasının son derece övgüye değer olduğunu herkes kabul edecektir. Ama bu niteliklerin hepsine sahip olmak ya da bütünüyle uymak olanaksızdır. Çünkü insana özgü koşullar buna el vermez. Bu yüzden prensin devletini yitirmesine yol açacak kusurların kötü önünden kaçınmayı bilecek kadar öngörülü olması gerekir. Ve mümkünse devletini yitirmesine yol açmayacak olanlardan da kaçınmalıdır. Ama kaçınamıyorsa fazla dert etmeden bunlara kendini verebilir. Şu da var ki onlar olmaksızın devletini korumakta güçlük çekeceği kusurların adını lekelemesine aldırış etmesin. Çünkü her şeyi iyice gözden geçirirse erdem gibi görünen bir şeyin peşinden gidildiğinde yıkımına yol açacağını kusur gibi görünen bir başka şeyin ise peşinden gidildiğinde güvenliği ve esenliğiyle sonuçlanacağını görecektir. Bu yüzden yukarıda sözü edilen ilk niteliklerden başlayarak belirtmek isterim ki cömert kabul edilmek iyi olurdu. Gene de cömertlik seni öyle bilmelerine yol açacak şekilde kullanılırsa sana zarar verir. Çünkü erdemlice ve kullanılması gerektiği gibi kullanılırsa farkına varılmayacak ve tam tersiyle suçlanmaktan kurtulamayacaksın. Bu yüzden de bir prensin insanlar arasında cömert namını korumak istiyorsa hiçbir gösterişli harcama fırsatını kaçırmaması gerekir. Ama böyle davranmakla bir prens bütün kaynaklarını bu tür eylemlerle tüketmiş olacak ve sonunda cömert namını korumak isterse ağır vergilerle halka ezmek ve para edinmek için yapılabilecek her şeyi yapmak zorunda kalacaktır. Bu da onu uyruklarının gözünde nefret edilen birisi yapmaya başlayacak ve yoksul düşeceği için herkes ona daha az saygı gösterecektir. Öyle ki bu cömertliğiyle birçok kişiyi mağdur edip çok az kişiyi ödüllendirdiği için en küçük bir huzursuzluğun etkilerini hisseder ve ilk tehlikede zor durumda kalır. Bunun farkına varıp geri adım atmak isterse hemen cimrilikle suçlanır. Madem bir prens bu cömertlik erdemini o erdemle tanınacağı ama zarar göremeyeceği şekilde kullanamıyor, o zaman sağduyulu ise cimri olarak anılmaya aldırış etmemeli. Çünkü zamanla tutumluluğu sayesinde gelirinin kendine yettiği, ona savaş açanlara karşı kendini savunabildiği, halkını ezmeden çeşitli girişimlerde bulunabildiği görüldükçe giderek daha cömert kabul edilecektir. Öyle ki sonunda hiçbir şeylerini almadığı sayısız kişinin gözünde cömert ve hiçbir şey vermediği az sayıda kişinin gözünde cimri birisi haline gelir. Günümüzde büyük işleri yalnızca cimri kabul edilenlerin yaptığını, ötekilerin yok olup gittiğini gördük. İkinci Julius, papalığı elde etmek için cömert sıfatından yararlanmış olmakla birlikte daha sonra savaşabilmek için bu sıfatı korumayı düşünmedi. Şimdiki Fransa kralı yalnızca uzun süreli tutumluluğu ek giderleri karşılamasını sağladığı için halkına aşırı bir vergi yükü getirmeden birçok savaş yapabilmişti. Şimdiki İspanya kralı cömert kabul edilmiş olsaydı bunca seferi ne başlatabilir ne de kazanabilirdi. Bu yüzden bir prens uyruklarını soymak zorunda kalmamak, kendini savunabilmek, yoksul ve aşağılanan birisi durumuna düşmemek, aç gözlü olmaya zorlanmamak için cimri diye anılıyorsa bunu fazla önemsememeli. Çünkü bu hükmünü sürdürmesini sağlayan kusurlardan biridir. Herhangi birisi Sezar cömertliği sayesinde imparator oldu ve birçok kişi cömert oldukları ve öyle kabul edildikleri için çok yüksek konumlara geldiler diyecek olursa şu karşılığı veririm. Ya prens olmuşsundur ya da prens olma yolundasındır. İlk durumda bu cömertlik zararlıdır. İkincisinde ise cömert kabul edilmek iyidir. Sezar Roma'nın yönetimini ele geçirmek isteyenlerden birisiydi. Ama bir kez yönetimi ele geçirdikten sonra hayatta kalmış ve o harcamaları kısmamış olsaydı egemenliği son bulurdu. Ve herhangi birisi son derece cömert kabul edilen birçok kişi prens olup ordularıyla büyük işler yapmıştır diye karşı çıkacak olursa şu karşılığı veririm. Prens ya kendi parasını ve uyruklarının parasını harcar ya da başkalarınkini. İlk durumda tutumlu olmalıdır. Ötekinde hiçbir cömertlikten kaçınmamalıdır. Ve askerleriyle birlikte sefere çıkan, talanlar, yağmalar ve haraçlarla geçinen, başkalarının mallarına el koyan bir prens için bu cömertlik gereklidir. Aksi takdirde askerleri onun peşinden gitmeyecektir. Ve senin ya da uyruklarının olmayanla en cömert kişi sen olabilirsin. Tıpkı Kairos'un, Sezar'ın, İskender'in olduğu gibi. Çünkü başkalarının malını harcamak saygınlığını azaltmaz, tersini arttırır. Yalnızca kendi malını harcaman sana zarar verir. Cömertlik kadar kendi kendini tüketen bir şey yoktur. Cömert davrandığın süreç içinde. Cömert davranma yetini yitirirsin veya yoksul ve hor görülen birisi ya da yoksulluktan kaçmak için açgözlü ve nefret edilen birisi haline gelirsin. Ve başka her şeyin ötesinde bir prens aşağılanan ve nefret edilen birisi olmaktan kendini sakınmalıdır. Cömertlik hem birine hem ötekine götürür seni bu yüzden cömert bilinmek istiyorsun diye kötü bir ünle birlikte nefrete yol açan açgözlü sıfatını yüklenmek zorunda kalmaktansa nefret olmadan kötü bir üne yol açan cimri sıfatını kabul etmek daha bilgece olur yukarıda sıraladığım öteki özelliklere geçerek belirtmeliyim ki her prens acımasız değil merhametli sayılmayı arzulamalı ne var ki bu merhameti asla kötüye kullanmamaya özen göstermelidir. Sezar Borgia acımasız kabul ediliyordu. Gene de bu acımasızlığı Romagna'yı düzene sokmuş, birleştirmiş, barışı ve itaati getirmişti. Bu iyice gözden geçirilirse Borgia'nın acımasız sıfatından kaçınmak için Pistoya'nın yıkılmasına göz yuman Floransa halkından çok daha merhametli davrandığı görülecektir. Bu yüzden bir prens uyruklarını birlik içinde ve kendine bağlı tutmak için acımasız damgasını yemekten yüksünmemelidir. Çünkü pek az acımasızlık örneğiyle aşırı merhamet yüzünden katliamlara ve soygunlara yol açan karışıklıkların sürmesine göz yumanlardan daha merhametli olacaktır. Çünkü bunlar genellikle bütün toplumu mağdur eder. Prensten gelen yaptırımlar ise tek tek bireyleri zarara uğratır. Ve bütün prensler içinde de yeni prensin acımasız sıfatından kaçınması olanaksızdır. Çünkü yeni devletler tehlikelerle doludur. Vergulius, Dido'nun ağzından şöyle der. Zor durumum ve krallığımın yeniliği zorluyor beni. Böyle davranmaya ve sınırlarımı korumaya. Yine de prens inanma ve eyleme geçme konusunda temkinli olmalı ama kendi gölgesinden korkar hale de gelmemeli. Ve sağduyuyla insancılığın sağladığı dengeyle öyle davranmalıdır ki aşırı güven onu ihtiyatsız, aşırı güvensizlik ise çekilmez kılmasın. Bundan bir tartışma doğar. Korkutulmaktansa sevilmek mi daha iyidir yoksa tersi mi? Sorunun yanıtı şudur. Kişi her ikisini birden ister ama bunları bağdaştırmak zor olduğu için İkisinden birinin olmaması gerekiyorsa sevilmektense korkulmak çok daha güvenlidir. Çünkü insanlar hakkında genel olarak şu söylenilebilir. Nankör, gelgeç gönüllü, sahtekar ve hilebaz olurlar. Tehlikeden kaçar, kar peşinde koşarlar. Yukarıda daha önce belirttiğim gibi. Tehlike uzakta olduğunda onların iyiliği için çalıştığın sürece bütünüyle senin yanındadırlar sana kanlarını, mallarını, yaşamlarını ve çocuklarını sunarlar. Ama tehlike yaklaştığında senden yüz çevirirler. Ve her şeyini onların sözleri üzerine kurmuş olan bir prens, kendini başka hazırlıklardan yoksun bulduğu için yıkıma uğrar. Çünkü gönül yüceliği ve soyluluğuyla değil de parayla elde edilen dostluklar, satın alınan ama sahip olunamayan dostluklardır ve yeri geldiğinde onlardan yararlanmak olanaksızdır. Ve her şeyini onların sözleri üzerine kurmuş olan bir prens kendini başka hazırlıklardan yoksun bulduğu için yıkama uğrar. Çünkü gönül yüceliği ve soyluluğuyla değil de parayla elde edilen dostluklar satın alınan ama sahip olunamayan dostluklardır. Ve yeri geldiğinde onlardan yararlanmak olanaksızdır. Ve insanlar kendini sevdiren birisini mağdur etmeyi, korku uyandıran birini oranla daha az önemserler. Çünkü sevgiyi hatır bağı ayakta tutar. İnsanlar kötü oldukları için kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu her fırsatta bu bağ kopar. Oysa korku insanı hiç terk etmeyen bir ceza korkusuna dayanır. Bununla birlikte prens insanların sevgisini kazanmasa bile nefretten kaçınacak şekilde korku uyandırmalıdır. Çünkü korkulmak ve nefret edilmemek pekala bir araya gelebilir. Prens yurttaşlarının ve uyruklarının malına ve kadınlarına dokunmadıkça bu durum böyle sürüp gider. Yine de birisinin canını alması gerekiyorsa bunu uygun bir gerekçesi ve açık bir nedeni olduğunda yapmalıdır. Ama özellikle başkasının malından uzak durmalıdır. Çünkü insanlar babalarının ölümünü mal varlıklarının kaybından daha çabuk unuturlar. Bununla beraber mala el koyma gerekçeleri hiç eksik olmaz ve soygunla yaşamaya başlayan birisi hep başkalarının mallarına el koymak için gerekçeler bulur. Bunun tersine can almak için gerekçeler daha seyrektir ve daha çabuk ortadan kalkar. Ama prens ordularıyla birlikte olduğunda ve birçok askeri yönettiğinde işte o zaman acımasız sıfatından hiç yüksünmemesi gerekir. Çünkü bu sıfat olmadan hiçbir ordu ne birlik içinde ne silahlı bir çatışmaya hazır tutulabilmiştir. Hannibal'ın hayranlık uyandıran eylemleri arasında şu da sayılır. Sayısız ırktan kişinin oluşturduğu çok büyük bir orduya yabancı topraklarda komuta ederken iyi talihte olduğu gibi kötü talihte de ne askerler arasında ne prense karşı en küçük bir uyuşmazlık çıkmıştır. Bu onun insanlık dışı acımasızlığından başka bir şeyden kaynaklanıyor olamazdı. Bu acımasızlık sayısız niteliğiyle birlikte askerlerinin gözünde onu her zaman saygı duyulan ve korkulan birisi yapmıştır. Bu olmasa o sonuca ulaşmak için öteki nitelikleri yeterli olmazdı. Ve bu noktayı göz ardı eden tarihçiler bir yandan bu eylemine hayranlık duyar, öte yandan o eylemin ana nedenini kınarlar. Öteki niteliklerinin yeterli olmayacağının kanıtı yalnızca kendi çağında değil, bilinen bütün tarih boyunca da eşine az rastlanır bir kişi olan Scipio örneğinde görülebilir. Orduları İspanya'da ona baş kaldırmıştır. Bunun tek nedeni askerlerine askeri disipline uyuşmayacak kadar çok serbestlik tanıyan aşırı merhametidir. Fabius Maximus bundan ötürü senatoda onu eleştirmiş ve Roma askeri düzenini yozlaştıran kişi olarak adlandırmıştı. Ve Lokridiller Skopion'un bir subayı tarafından yağmalandığında Scopio ne onların intikamını aldı ne de o subayın küstahlığını cezalandırdı. Bütün bunlar onun hoşgörülü mizacından kaynaklanıyordu. Öyle ki senatoda onu mazur göstermek isteyen birisi hataları düzeltmektense hiç hataya düşmemeyi daha iyi bilen birçok kimsenin bulunduğunu söyledi. Ordulara komuta etmeyi sürdürseydi zamanla bu mizaç Skopio'nun ününü ve şanını lekelerdi. Ama Senato'nun denetimi altında yaşadığı için bu zararlı niteliği gizlemekle kalmadı, ona şan getirdi. Bu yüzden korkulmak ve sevilmek konusuna dönerek şu sonuca varıyorum. İnsanlar kendi iradeleriyle sevdikleri ve prensin iradesiyle korktukları için bilge bir prens başkalarının olanı değil kendinin olanı temel almalıdır. Yalnızca belirtildiği gibi nefretten uzak durmaya gayret göstermelidir. Bir prensin sözünü tutmasının ve hileyle değil de dürüstlükle yaşamasının ne kadar övgüye değer olduğunu herkes bilir. Gel gelelim kendi dönemimizde yaşadıklarımızdan görüyoruz ki sözlerine sadık kalmayı pek umursamayan ve kurnazlıkla insanların akıllarını çelen prensler büyük işler başarmış ve sonunda dürüstlüğü temel almış olanlara üstün gelmişlerdir. Bu yüzden savaşmanın iki yolunun olduğunu bilmelisiniz. Yasalarla ya da zor kullanarak. Bunlardan ilki insana özgüdür. İkincisi hayvanlara. Ama iyi ki çoğu kez yeterli olmadığı için ikinciye başvurmak gerekir. Bu yüzden bir prensin hayvanı ve insanı iyi kullanmayı bilmesi gerekir. Eski yazarlar nasıl Akilius'un ve başka birçok eski prensin yetiştirilmek üzere Kayron'a verildiklerini, onun da onları kendi disiplini altında eğittiğini yazarak prenslere bu olguyu üstü kapalı olarak öğretmişlerdir. Yarı hayvan, yarı insan bir eğitmene sahip olmanın bir prensin her iki doğayı da kullanabilmesi gerektiğinden başka bir anlamı yoktur. Ve biri olmazsa öteki kalıcı değildir. Bir prensin hayvan doğasını iyi kullanabilmesi gerektiğine göre hayvanlardan tilki ile aslanı seçmelidir. Çünkü aslan kendini tuzaklardan koruyamaz. Tilki de kendisini kurtlardan koruyamaz. Öyleyse tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmak gerekir. Yalnızca aslanlık edenler bu işten anlamıyorlar demektir. Bu yüzden sağduyulu bir yönetici Verdiği sözü tutmak zararına olacaksa ve söz vermesini gerektiren gerekçeler ortadan kalkmışsa sözünü tutmaz. Tutmamalıdır da. İnsanların hepsi iyi olsaydı bu öneri iyi olmazdı. Ama insanlar kötü oldukları ve sana verdikleri söze bağlı kalmayacakları için sen de onlara verdiğin söze bağlı kalmak zorunda değilsin. Ve bir prens sözünü tutmamasını haklı gösterecek meşru gerekçeler bulmakta asla zorlanmamıştır. Buna günümüzden sayısız örnek verilebilir. Ve kaç barışın, kaç sözün prenslerin sözlerine sadık kalmamaları yüzünden hükmünü yitirdiği gösterilebilir. Tilkiyi daha iyi kullanmayı bilen daha başarılı olmuştur. Ama bu doğayı iyi saklayabilmek ve büyük bir sahtekar ve hilebaz olmak gerekir. İnsanlar o kadar saf dildirler ki ve anın yereklerine öyle kolayca boyun eğerler ki aldatan kişi her zaman aldatılmaya hazır birisini bulacaktır. Çok yeni örneklerden birini anmadan geçmek istemiyorum. 6. Aleksandr insanları aldatmaktan başka bir şey yapmamış. Başka bir şey düşünmemiştir ve her zaman aldatacak birilerini bulmuştur. Söz vermede ondan daha etkili olan ve daha büyük yeminlerle her şeyi onaylayan, sonra da sözüne daha az sadık kalan hiç kimse olmamıştır. Yine de dünyanın bu yönünü çok iyi bildiği için aldatmaları hep istediği sonuca ulaşmıştır. Dolayısıyla bir prensin yukarıda belirtilen niteliklerin hepsine sahip olması gerekli değildir. Ama bunlara sahipmiş gibi görünmesi son derece gereklidir. Hatta daha da öteye gidip şunu belirteceğim. Bu niteliklere sahip olmak ve her zaman uymak zararlı. Sahipmiş gibi görünmek ise yararlıdır. Söz gelimi merhametli, sözüne sadık, insancıl, dürüst, dindar görünmek yararlıdır. Olmakta. Ama zihnini öyle hazırlamalısın ki olmaman gerektiğinde tersine dönüşmeyi bilmeli ve bunu yapabilmelisin. Ve şunu anlamak gerekir. Bir prens, özellikle de yeni bir prens, insanların iyi olarak anılmasını sağlayan her şeye uyamaz. Çünkü devleti korumak için çoğu zaman verdiği söze, iyiliğe, insanlığa dine aykırı davranmak zorunda kalır. Ve bu yüzden prensin Talihin rüzgarlarının ve olayların seyrindeki değişimin ona dikte ettirdiğine göre yön değiştirmeye hazır bir zihin yapısına sahip olması ve yukarıda belirttiğim gibi elinden geliyorsa iyilikten uzaklaşmaması ama gerektiğinde kötülükten içeri adımını atabilmesi gerekir. Dolayısıyla bir prens yukarıda belirtilen beş nitelikle dolu olmayan herhangi bir şeyin ağzından asla çıkmamasına büyük özen göstermeli ve onu duyanlara, görenlere merhametin ta kendisi, sözüne bağlılığın ta kendisi, dürüstlüğün ta kendisi, insancılığın ta kendisi, dinin ta kendisi gibi görünmelidir. Ve bu son niteliğe sahipmiş gibi görünmekten daha gerekli şey yoktur. İnsanlar genel olarak elleriyle değil, gözleriyle yargıda bulunurlar. Çünkü herkes görür ama çok az kişi duyumsar. Ne gibi göründüğünü herkes görür ama ne olduğunu çok az kişi duyumsar. Ve o çok az kişi devlet erkinin korumasını arkasına alan çoğunluğun görüşüne karşı çıkmaya cesaret edemez. Ve insanların eylemlerinde özellikle de başvurulacak bir üst mahkemenin olmadığı prenslerin eylemlerinde sonuca bakılır. Bu yüzden bir prens devleti ele geçirecek ve elinde tutacak şekilde hareket etsin. Araçları her zaman saygı değer bulunacak ve herkesçe övülecektir. Çünkü sıradan insanlar hep görünüşte ve bir işin sonucuyla tuzağa düşürülür. Ve dünyada yalnızca sıradan insanlar vardır. Çoğunluğun dayanacakları bir yerleri varken de azınlığa yer yoktur. Günümüzdeki prenslerden biri, adını vermek doğru olmaz, hep barıştan ve sözüne bağlılıktan dem vurur. Oysa ikisinin de en büyük düşmanıdır. Birine ya da ötekine uysaydı birçok kez saygınlığını ya da devletini yitirirdi.